bir kesrin değeri 4 bölü 5 dendiği zaman illa o 4 bölü 5 olacak diye bir şey yok. Mesela 40 bölü 50 de 4 bölü 5'tir. O yüzden bilmediğimizden kesri arkadaşlar 4K'ya 5K diye bence harf vermelisiniz tamam mı? Sonra bu kesrin payını 6 ekliyoruz. Paydasından da 6 çıkarıyoruz. Kesrin değeri 2 oluyor. Şimdi içler dışlar çarpımı 4K artı 6 eşittir. 10K eksi 12. Böylece 18 eşittir 6K oldu. K da buradan bakın 3 yaptı. Bizden ne istemiş? Kesrin ilk durumdaki paydası payından kaç fazladır? İlk durumda arkadaşlar 4K'dan dolayı 12 olacak. 5K'dan dolayı 15 olacak. Paydası payından gördüğünüz gibi 3 fazla. Bu tel sorularında arkadaşlar şöyle diyebiliriz bakın. Sol uçtan siz A kadar keserseniz, sağ uçtan B kadar keserseniz diyelim A B'den büyük olsun. A eksi B'nin yarısı kadar orta noktası kayar. Dolayısıyla burada sol ucundan 1 bölü 6'sı kesiliyorsa x diyelim bunun uzunluğuna zaten öyle demiş. Sağ ucundan da arkadaşlar x bölü 5'i kesiliyor ya x bölü 5'ten x bölü 6'yı çıkaracağız. Böylece payda eşitleyince x bölü 30 olacak. Bunun yarısı x bölü 60 eşittir 6. Bu yüzden 360 cevabımız C şıkkı. Böyle bu kurallı yaparsanız daha iyi olur. 10 polise karşılık 3 komiser varsa toplamda o zaman arkadaşlar 13 tane insan var bir grupta. O zaman K tane grupta 13K insan olur. Ve toplam bunlar 156 kişiymiş. K buradan 12 oldu. Demek ki arkadaşlar 12 grup var. Bu ne demek? 12 grupta o zaman 12 çarpı 3'ten 36 tane komiser olur. Onu soruyor zaten B şıkkı. Şimdi burada şöyle bir şey demiş. Her biri bir teklif öncenin rakamları toplamı kadar arttırıyormuş. Böylece ilk teklif 112 ise 1 1 daha 2 4 haliyle ikinci teklif arkadaşlar 116 olacak. 2 6 daha 8 116 8 daha 124 olacak. Üçüncü teklif doğru. Açılış fiyatı 126 ise 111. teklif 18 ile bölünür. Şimdi tabii ikinci soruda şey ikinci öncülde şuna bakacağız. 126 arkadaşlar 6 2 daha 3 1 daha 9. 126 zaten 9'a bölünen bir sayı. Buna siz 9 eklediğiniz zaman ne olacak? Yine 9'a bölünen bir sayı elde edeceksiniz. Sonra arkadaşlar yine e, bu da zaten 9'a bölünen bir sayı olduğu için 9'a bölünen bir sayı olacak. Sadece neyi göreceğiz? İlk birinci adımda arkadaşlar çift sayı. İkinci adımda tek sayı, üçüncü adımda çift sayı, dördüncü adımda tek sayı. O zaman 111. adımda arkadaşlar bu ne olacak? Çift sayı olacak. Dolayısıyla zaten 9'a bölünen bir sayı olacak. Bir de çift olduğu için 2'ye de bölündüğünden evet bu sayı kesinlikle 18'e tam bölünür. İkinciye bir yıldız koyalım doğru. İkinci teklif 129 TL ise açılış fiyatının rakamları çarpımı 6'dır denmiş. Birincisinin rakamları ABC olsun arkadaşlar. Buna ne eklenecek? A artı B artı C eklenecek. Dolayısıyla 101A artı 11B artı 2C. 129 olacak. Zaten mecburen A ne olmalı? 1 olmalı. 101 olduğu için arkadaşlar B ne olmalı? 2 olmalı. 101, 22 daha 123 oldu. C'ye de bakın ne kaldı? 3. Haliyle rakamlar çarpım 1 çarpı 2 çarpı 3'ten 6 olmuş oldu. Buna da bir yıldız koyalım fena değildi. Dolayısıyla E şıkkı arkadaşlar hepsi doğru oldu. Aynı şeyin böyle kesirlerini alınca parça parça kalanı fark etmez. Ben orada paydalarını çarpıyorum kesirlerle uğraşmamak için. Diyorum ki 8 çarpı 3 bu su deposu 24 x olsun tamam mı? Bunun 5 bölü 8'i doluymuş arkadaşlar. 24'ü 8'e bölersek 3, 15 x olur. Sonra depoda bulunan suyun 2 bölü 3 kadar daha su konulacakmış. 15'in 2 bölü 3'ü ne yapar arkadaşlar? 10x yapar. Dolayısıyla biz 15x vardı. 10x de eklendi. Totalde 25x oldu. Demek ki arkadaşlar 25x var ama 24x bunun kapasitesi. Böylece ne kaldı geriye? x. Demek ki tüm deponun 1 bölü 24'ü kadar su taşıyormuş arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar Asya baştan 20. sırada. Çok fazla kişi olması için bunların arasına X kişiyi böyle dizeriz. Sonra Büşra da sondan kaçıncı sıradaymış? 18. sıradaymış. Böylece kaç kişi olurlar? Bakın şimdi ben riske girmemek için şunu yapıyorum hep. Asya'nın önünde 19 kişi var kendisi artı bir. Sonra arada X kişi var. Sonra Büşra var bir kişi arkasında 17 kişi var. 19, 17 daha 36... 2 daha 38, x daha 38 artı x 45 kişi oldu. Demek ki arada arkadaşlar 7 kişi varmış. Şimdi bunların en az olduğu zaman ne olacak? Asli arkadaşlar önde zaten. Sonra pardon 20. sırada affedersiniz. Büşra'yı bunun önüne alacağız artık. Daha az insan olması için sıkışıklık gibi olacak bir nevi yani geniş geniş değil artık. Şimdi bakın ee, Büşra sondan kaçıncı insandı? 18. insan değil mi? Aralarında 7 kişi var. Dikkat edin lütfen. 7 kişi bunun önünde garanti var. Bir kişi de arkadaşlar Asya var. Kaç yaptı? 8. Bu normalde bunun önünde kaç tane insan vardı? Kendisi 18. olduğu için 17 insan değil mi? Haliyle Asya dahil önünde şu an 8 kişi var. Demek ki Asya'nın arkasında 17-8'den 9 insan var arkadaşlar. Asya kaçıncıydı? 20. Arkasında da 9 insan var. Demek ki en az 29 olmalıymış. Şimdi bunların hepsinin ödediği fiyatlar aynıymış. 4 veya daha az sayıda diyor bilmiyoruz. X çarpı 20 montaj fiyatı 90 TL taşıma bedeli. Diğerinde arkadaşlar Y diyelim 15 TL montaj ve 75 TL bu. Dolayısıyla 15 eşittir 15Y eksi 20X. 5'e bölersek 3 eksi 3Y eksi 4X haliyle arkadaşlar burada bir kere 3 3'e bölünüyor. 3 y de 3'e bölünüyor. 4x'in de 3'e bölünmesi lazım. Dolayısıyla biz x'e kaç vermeliyiz? 4'ten de küçük olması lazım. 4'ten küçük, küçük olup 3'e bölünen sayı ne? 3. Böylece öbür tarafa attım. 15 eşittir. 3 y geldi. Y buradan 5 oldu. Güzel. O zaman artık şunu söyleyebilirim ben. Y'nin de 5 olduğunu bildiğim için diğeriyle kıyaslayalım. Bir tanesini de yazalım. Burada olsun. 5 çarpı 15, 75. 75 daha 150. Demek ki sonucu da 150 veriyormuş. Taşıma bedeli 60, sonra Z tane olacak ve parça başı 10 lira. Dolayısıyla buradan da Z arkadaşlar, öbür tarafa atarsak 90, böyle 10'dan 9 oldu. Demek ki 9, 5 daha 14, 3 daha 17 tane mobilyaymış. Böylece çeşitli oldu bu güzel sorunun cevabı. Şimdi arkadaşlar bir dikdörtgen böyle e, alanı ölçecek bunun nasıl böyle bir dikdörtgen demeyeyim de yani bir çubuğu var işte bunu 60 santim zannediyor böyle kaydırarak arkadaşlar ölçüyor. Sonuçta elinde sadece o cetvel var dolayısıyla bu 40 santim olduğu için 60 santim zannediyor ama 40 santim gerçekte 1200'lük olan gerçekteki boyu 1200 santim olan şeyi 40 böldüğüm zaman 30 kez. 30 kez böyle kaydıracak. Zannediyor ki bu da 60 santim ya. 30 çarpı 60'tan aslında bu bunun boyunun 1800 santim olduğunu zannediyor böylece. Dolayısıyla arkadaşlar yine gidiyor 600 metrelik santimlik gerçekte olan şeyi böyle yine kaydırarak ölçüyor. 600'ü 40'a bölünce 15 kız kaydırıyor bunu böyle. Ha diyor bu o zaman 60 santim olduğu için 15 çarpı 60'tan demek ki 900 santim. Yani bu 18'e 9 metrekare olacak. Bir de 10'la çarparsak metrekare başı dolayısıyla 1620 TL adamdan para alacak. Ancak gerçekte bu 1200 yani 12, 600 yani 6, 72 metre 10'la çarptığımız zaman 720 TL. Dolayısıyla fazladan 900 TL para almış D şıkkı. Arkadaşlar burada şöyle bir şey var dikkat etmemiz gereken bilmiyoruz toplamda ayrı ayrı kaçar tane abone geldi ama x tane toplamda abone gelmiş diyelim sonra ben yine tek bilinmeyenden gideceğim 215 aboneliklerini iptal eden ve katılanların sayısı ya haliyle çıkanların sayısında 215 eksi x diyelim bu giren bu çıkanlar arkadaşlar şimdi x kadar abone artıyor. Bu da eksi olacak çünkü azalıyor arkadaşlar. Dolayısıyla x artı x eksi 215'lik bir değişim var. Ve toplam değişim 17 eksi 4'ten artı 13. Böylece 2x eşittir buradan 228. x demek ki 114'müş arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı oldu. Bir araç bir günde iki sefer Deposunu doldurur. Dolayısıyla B tane araç olsun benzinliye B diyelim, 2B tane depo doldururlar. Sonra bir dizel araç 4 defa günde doldurur arkadaşlar, 6 saatte bir yakıt doldurduğu için demek ki D tane araç diyelim dizele de 4 de de defa doldurur ve bu 120'ye eşit. Sadeleştirirsek B artı 2D 60. Bir de neye bakacağız? B 2B. 100 ile çarpacağım. Sonra dizeler araca D demiştik. 4D defa dolduruyor bunlar ve bir depo 200 TL'ye mal oluyor. Bunlar da kaça eşit? 22.000'e. Sadeleştirirsek 200'e bölersek her tarafı burada B kalır. Burada arkadaşlar 4D kalır ve burada da 110 kalır. Dolayısıyla taraf tarafa çıkardığımız zaman eksi 2D eşittir eksi 50'den. D 25 yaptı. D yerine 25 koyarsak B de buradan ne oldu? 10. Toplam araç sayısı 35 aşık. Burada sarı, yeşil, mavi, beyaz bölgelere 10 tane öğrenci dizilmiş arkadaşlar. Ve sarı bölgede bir öğrenci var 10 puan. Beyaz bölgede 3 öğrenci var 8 kere 3 24 puan. Mavi bölgede 2 tane var 6'dan 12. Yeşil bölgede de 4 tane var arkadaşlar 4 çarpı 4'ten 16. Geri kalan öğrenciler eşit sayıda x, 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 x şeklinde dağılmışlar. Ve bunlar arkadaşlar her biri zaten o bölgelerde x kişi e, sarı bölgede 10 puan. işte x kişi yeşil bölgede bilmem kaç puan şeklinde. Bu puanların toplamı ne olacak? 10, 6, 8, 24, 28. Dolayısıyla toplam 28x puan alacak bunlar. X parantezini aldım 10'u 6'yı 8'i e, 4'ü topladım. Böylece 230 olmuş oldu. Buradan arkadaşlar 28 x eşittir 168 geldi. X de 6 oldu. 6 olduğuna göre burada 24 tane öğrenci var. 10 tane de önden vardı. Toplam 34 tane öğrenci oldu. Fena bir soru değil arkadaşlar. Bakalım şimdi ne yapabiliriz? Ee, işte, x tane bilet satıyor. X tane bilet satıyor. X tane bilet satıyor. Sonra Birincisinde 12 tane kalıyor. ikincisinde 26 tane kalıyor. Üçüncüsünde 0 tane kalıyor. Demek ki başlangıçta arkadaşlar x artı 12 bilet varmış. Daha doğrusu koltuk pardon. Burada x artı 26 tane. Burada da x tane. Bu sorularda arkadaşlar hani şey deniyorduk. Hemen kenarda hatırlatayım. E, bu soruda sıkıntı yaşayan arkadaşlar için. Diyelim 10 top var. E, 10 kırmızı top var. 7 sarı top var. 5 tane de beyaz top var her birinden en az bir tane almak için ne yapıyorduk arkadaşlar? En fazla olanların bir tane fazlası kadar top seçiyorduk ki mecburen bir tane de beyazdan seçelim. Örnek 18 tane top seçersek buradan 10 tane buradan 7 tane denk gelse bile mecburen bir tane buraya denk gelir. O zaman burada en fazla olan iki tanesi bunlar. 2x artı 38 bir fazlası kadar alacağız ki 59'a eşit işte olsun. Böylece garanti her birinden en az bir bilet satmayı garantilemiş olalım. Dolayısıyla x buradan öbür tarafa atarsak ne oluyor? 39 x 10 geldi arkadaşlar. Totalde 10 12 daha 22 10 26 daha 36 ve burada da 10 var 58 10 daha 68 bilet varmış. Tabi tek tek denemek gerekiyor. Onu bir görmek lazım arkadaşlar. Eş, ABC'de şıkları çok sıkıntılı değil. Zaten şöyle e-şıkkına hemen sizi götüreyim bakın. E, diyelim siz gittiniz 2 tane seçtiniz ders hariti 5 çarpı giden 10 kredi oldu. Sonra 3 kredide gittiniz buradan seçtiniz 12 kredide oradan yaptı. Şimdi sizin e, 26'ya ulaşmanız için 2 ders kullandınız 3 ders kullandınız. 2 derslikten kaç tane seçmeniz lazım? 2 tane seçmeniz lazım ki 26 yapsın ama biz toplamda en fazla 6 ders seçebiliyorduk. Bu yüzden 26 olma ihtimali yok.